Ekran görüntüsü geldi mi Şükrü? Geldi hocam, kaydı da başladım. Başladım hocam. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi en son biz şeyde kaldık. İbn-i Tilimsani'nin bir beyanı olmuştu. Dedi ki bu bizim görüşümüze aykırı olanlar bir takım fırkalardır. O fırkalar Sani'nin ispatı hususunda nazarın yeterli olmayacağını, hatta bazıları nazarın hiçbir şekilde bir netice ve sonuç vermeyeceğini iddia ettiler. Şimdi o fırkalara girecek. Normalde fırkaları belki hızlıca geçmeyi düşünüyordum ama çok güzel bilgiler olduğu için içerisinde hepimizi ilgilendiren bağlamla örtüşen buraya da temas etmeyi uygun gördüm. Şimdi el fırkatül ula birinci fırka şudur. Taifetün minel evaili. Bu evaili kadim eskilerden bu eski filozoflar tabi gerçi Sümeniye'ye Budist olma vasfı yüklüyorlar. Budizm savunucuları söylüyorlar bizim ansiklopedi, diye ansiklopedisinde mesela. Ama farklı olduğunu söyleyenleri de gördüm. Onu da söyleyeyim. Sümeniye'nin filozofların o ilk dönemdeki grubu olarak da düşünenler var. Bundan dolayı belki de minel evail diye söylemiş. Kadim filozoflardan tuğrafı bir Sümeniyeti. Sümeniye olarak tarif edilen eski kadim filozoflardan bir taife var diyor. Enkeru iftaen nazarı ilel ilmi. Bu grup nazarın bilgiye ulaştırmasını inkar ettiler. Ve zaamu hasrel medarikel ulumi fil havasil hamsi. Bilgiye ulaştıran vasıtaların sadece beş duyu organı ile elde edilen bilgiler olduğunu söyledi. Bunların özelliği bu. Sadece beş duyu organı ile ulaşabildiğimiz şeyler bilgi ifade eder. Onun dışında biz bilgi yollarına ulaşamayız diyen Sümeniye grubu. Ve minhum men zâdet tevâtür. Onlardan çok az bir az bir zümre de dedi ki tevatür de bilgi ifade edebilir. O zaman şunu anlıyoruz. Sümeniye'nin görüşlerinden en meşhur olanı bizim kitaplarımıza da geçen hiçbir şekilde beş duyu organı haricinde bir bilgi yolu yoktur. Sadece duyu organlarıyla elde ettiğimiz bilgiler vardır. Onun dışında bir bilgiden söz edemeyiz diyorlar. Hatta tüme varım, tümden gelim gibi hiçbir bilgiye bu yöntemlerle ulaşamayız. Bunda bilgiye ulaşmak mümkün değil diyen grubun adı Sümeniye. Şimdi Bağdadi'nin bazı kayıtlarına göre bazıları diyor ahiretin hayatını ölümden sonra dirilmeyi inkar ediyor. Tenasuh inancı insan ruhunun işte tenasuh edip bazen köpeğe, ruhun işte daha sonra bir insana geçişini mümkün olarak görüyorlar. Bir de böyle bir görüş atfediliyor onlara. Açıkçası bu tevatürle alakalı burada zikrettiği, dedi ya bir kısmı da tevatürü de beş duyu organında bilebiliriz. Bir de bir tevatürle bilebiliriz. Başka türlü bilgi yoluna ulaşamayız. Nazar mazar hepsi hikaye diyorlar. Tevatürü ben başka kitapta görmedim. Belki burada İbn-i Tilimsani kendi ulaştığı bazı kitaplar var. Oralardan ulaşmıştır. Veya Razi'den görmüş oraya aktarmıştır. Razi'nin muhassalından da bakılabilir. Zaten onun detayı da orada verilmiş. Şimdi bunlar galu dediler ki neren nazire? Şöyle söylediler. Biz diyor nazarı biliyoruz, görüyoruz ki ya'tekidu şey'en durheten mine zemani. Zamanın bir anında bir şeye inanıyor. Sümme yerci'u anhu. Sonra bir zaman geçtikten sonra o inandığı şeyi terk edip başka bir yola kendini savuruyor. Febime ya'lemu ennel hasile akiben nazri ilmun. E peki bu durumda nazarın ardından gerçekleşen bu bilginin
ilim ifade ettiğini nasıl bilecek? Yani şimdi önce inanıyor bir zaman aralığında, sonra bu inancından dönüyor. O zaman bu nasıl sahih ve geçerli bir bilgi olacak? Nasıl ilim ifade edecek? Sümmel hasilu sonra, hatta dahası sümmel hasilu akiben nazari la yahlu imma en yu'leme kevnuhu ilmen daruriyeten ev nazaran. Eğer diyor nazarın peşinden ortaya çıkan bilgi ya zaruri bir bilgiyle bilinir ya da nazarla anlaşılır. Şimdi dedi ya sümme sonra hasıl olan ortaya çıkan o netice ya diyor bir nazarla ortaya çıkar, nazarın peşinden ortaya çıkan ya zaruri bir bilgidir ya da nazari bir bilgidir. Feinkâne darureten, eğer ulaşılan bu sonuç zaruri ise elde ettiğimiz sonuç, vecebe en la yahtelife fihil ukala. Ya zorunluysa zaten bütün akıl sahipleri aynı şeyde ittifak ederler. Burada bir ihtilaf söz konusu olmaz. Herkes aynı şeyi söylemiş olacaktır zaten. Ve inkâne nazaran, eğer nazar ise iftakara ila nazarin ahar, başka bir nazara ihtiyaç duyar. Bir akıl yürütme kendisiyle ilgili başka bir akıl yürütmeye ihtiyaç duyar. Ve yeteselsel, bu şekilde teselsül olur. Demek ki nazari ve zaruri olmasını tespit eden Sümenilere göre, kardeşim bu zaruri ise herkes aynı şeyi söyler. Niye konuşuyoruz boşuna? Nazari ise nazari de başka bir nazara ihtiyaç duyar. O nazar da başka bir nazara ihtiyaç duyar. Bir yerde zarurette bunu kesmemiz lazım. Böyle bir şey mümkün olmaz. Teselsüle götürüyor. Şimdi bunlara bakalım ne cevap verecek. Veruddu aleyhim, bunlara şöyle cevap verildi. Bi enne hazel mezhebe muhalifun bid darureti. İlmi zaruri ile bu bilginin yanlış olduğunu biz anlıyoruz. Bu bilginin, mezhebin bu görüşünün yanlış olduğunu zaruri bilgiyle anlıyoruz. Nasıl? Fe inna ne'lemu bi darureti ulumen hariceten anil havasi. Biz şunu iyi biliyoruz ki beş duyu organı dışında havası hamse ile onun dışında zaruri olarak bildiğimiz birçok şey var. Mesela ke ilmina bi vücudil alamina ve lezzatina, biz lezzetlerin, ondan sonra elemlerin varlığını bildiğimiz gibi vesairil vicdaniyet vesair vicdani bilgileri de biliyoruz. Vicdani bilgi dediğimiz şu, yani içsel anlamda acı, mutluluk gibi öznel durumlar bizim vicdani bilgiler kapsamında değerlendirilir. Mesela insanın kendisinin var olmasını bilmesi vicdani bir bilgidir. Kendi duygu, düşünce ve isteklerinin farkında olması vicdani bir bilgidir. Bunları hepsini biliyorsun. Hani siz ne demiştiniz? Havası hamsedir. Ya hayır. Bak, havası hamse beş duyu organ dışında da kendi içimizde bizde var olan varlık bilincimiz olsun, elemler olsun, lezzetler olsun, bunları biliyoruz. Ve kezalike aynı şekilde ne'lemu bi darureti, yine zaruret de biliyoruz ki enne şey el vahide, bir şey, tek başına olan bir şey, yestahilu hulubuhu ani nefyu bil isbat. Yani bir şey hakkında, bir şeyin ya olumlu ya da olumsuz olması durumunda bir durum söz konusu değildir. Bir şey düşünün. Bu şey ya olumludur ya olumsuzdur. Üçüncü hal imkansız diyoruz. Bu çelişmezlik ilkesi olarak geçer bizim mantık kitaplarında. Bu da ne bilgi? Bu da evveli bilgi şimdi diyecek. Bu şekilde bilgilerin hepsi evveli bilgiler kastedilir. Yestahilu kulubuhu anin nefi vel isbat. Bir şey hakkında olumlu ve olumsuz bir şey hüküm verilir. Bunların dışında bir şey olamaz. Ve enne külle mevcudin, mevcut olan, var olan her şey yestahilu huluvuhu anil kıdemu vel hudud. Var olan her şey de ya kadimdir ya da hadistir. Bu ikisi dışında bir şey olamaz. Ve kezalike sairul evveliyat. Sair evveli bilgileri de diyor buna kıyas ile. Evveli bilgiler dediğimiz tam olarak bunlar. Bir şey olumlu olacak ya da olumsuz olacak. Veya bir şey aynı anda hem var hem yok olamaz. Mesela bu da çelişmezlik yine. Veya bütün parçalarından daha büyüktür gibi bilgilerin hepsi evveli bilgiler. E kardeşim, sen dedin ki havası hamsi dışında biz hiçbir şey bilemeyiz. E ben de sana diyorum ki, diyor İbn-i Tilimsani, hayır, bizim vicdani evveli bilgilerimiz var. Bunlar bizde zarureten mevcuttur. Bak diyor, ben bunları sana gösteriyorum. Bunlar ispatlanabilir bilgilerdir. Sümme sonra nefsu da'va hadel mezhebi mütenakidun.
Bu mezhebin iddiası kendi içinde çelişiktir diyor. فَاِنَّ حَصْرَهُمْ مَدَارِكَ الْعُلُومِ ف۪ي خَمْسَةٍ اَوْ سِتَّةٍ دَعْوَى عِلْمٍ خَارِجٍ عَنِ الْخَوَاسِ Onların bilgiye ulaşma yollarını 5 veya 6 veya 7 gibi biz ilave yapabiliriz. 5 veya 6 demiş burada. 5, 6, 7, 8 gibi böyle sınırlamaları dava ilmin haricin anil havas. 5 duyu organının dışında bilgi edileceği iddiasıdır. Yani şimdi adam bunu sadece bu olabilir diye bir iddia ortaya atıyor. Sen bu iddiayı neye göre söyledin kardeşim? Şimdi dedin ki 5 duyu organıyla ancak bilgiye ulaşabilir. Kendi içinde çelişik bir duruma düştün. 5 veya 6 ile sınırlandırman 5 duyu organı dışında bilgi edilemeyeceğine neyle hükmettin o zaman? Hadi bakalım. Kendi içinde çelişik olduğunu göstermeye çalışıyor. Ve kavluhum, şimdi metnin içerisinde bir şey daha demişti. Şunu kastediyor. Ve kavluhum febima ya'lemu ennel hasile akiben nazari ilmun. Bunu söyledi. Şimdi bunu tahlil edecek. Onlar dedi ki bima ya'lemu kevne nazarihi sahihan. Onlar şöyle söylediler. Dediler ki yapılan nazarın neticesinin doğru olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi nazar dedin. Yani nazarın doğru olduğunu nasıl ispatlayacağız? Bu neticesi bunun doğrudur. Bunun bir takım emareleri olması gerekir gibi bir şekilde açıklayacak bunu. Şimdi yine diyorum karşı tarafta muarız olan Hümeniye diyor ki bu nazarın doğru olduğunu nasıl ispatlarsın? O da diyor ki bak şimdi nazarın nasıl doğru olduğunu sana söyleyeyim. Kulna biz de deriz ki diyor. Ya'lemuhu bi'ilmihi nazar yapan kişi bilir diyor onu bilir. Bi sıdkı mukaddimatihi ve vücudi şeraiti şeraiti tertibihi. Nazar yapan kişi doğru mukaddimelerle ve mukaddimelerin tertip şartlarına riayet ederek bunu biliyor. Kafasına göre yapmıyor bunu. Sura'yı getiriyor. Önce özür dilerim. Önce Kübra'yı getiriyor. Sonra Sura'yı getiriyor. Sonra netice elde ediyor. Bak nazar böyle oluşuyor. Haddi vasat dediğimiz orta terimi getiriyor. Mantıkta şimdi daha önce bunu hafiften bir değinmiştik. Büyük öncül dediğimiz Kübra, küçük öncül dediğimiz Sura. Bu ikisinin işte her var olan işte her değişken hadistir. Her değişkenin bir muhtisi vardır. Alemde bir muhtisi vardır gibi bir sonuca ulaşmak. Bunların bir tertip üzere olması, hepsinin yerli yerinde kullanılmasına bağlı. Bu şartlara riayet ederse kardeşim doğru çıkar netice. Ve emma ve ennema iddiahu lazimun an tertibihi. Nazar yapanı iddia ettiği şey tertipten zorunlu olarak ortaya çıkan şeydir. Şimdi burada lazım mezum ilişkisi var. Müellif şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki sen tertibin şartlarına uyarsan o tertibin lazımı da zaten o iddia ettiğin şeyi ispatlayacaktır sana. Çünkü tertibin şartı doğru neticeyi verir. Doğru netice doğru lazım mezum ilişkisi. Buna şöyle bir örnek veriyorlar genelde. Güneş varsa gündüz var demektir. Güneşin varlığı gündüzün varlığıyla lazım mezum ilişkisi içerisindedir. Baba varsa evlat vardır. Lazım mezum ilişkisi arasında gerçekleşir. Aynı şekilde tertibin şartları yerine geliyorsa bunu iddia eden kişi artık o tertipte lazım olan gelen şeylerin hepsini gerçekleştirmiş demektir. Ve enne lezime sıdkı sıdku. Doğru olan şeyin lazımı doğruluktur. Yani doğruluğun lazımı tabii ki doğruluktur. Bunu da şöyle izah edebiliriz aslında. Yani bir bilginin doğru ya da yanlış olması doğal olarak mesela diyelim bir doğru olduğunu düşünelim. Bu bilginin doğru olması doğal olarak ondan diğer sonuçların da doğru olmasını gerektirir demeye getiriyor. Doğru bir temele dayanırsan sonuçlar da mantıken ve zorunlu olarak doğru çıkacaktır. Temelin doğru olduğu müddetçe. Doğruluğun ortaya çıkaracağı neticenin doğru olması da yine nazım mezum ilişkisi çerçevesinde değerlendirir diye bize aslında burada birbirine lazım olan iki kavramdan bahsediyor. Yani diyor ki ortaya çıkan nazarın senin güzel bir tertip ve mukaddimelerin
doğru olmasına bağlıdır. Doğru mukaddime seni doğru sonuca götürür. Doğru tertip seni doğruya götürür. Onun için diyor ki ve lazimul hakkı hakkun, hakkın lazımı, hakikatin lazımı da hakikattir. Sen yola, hakikate ulaşmak için bir takım tertibata riayet edersen böyledir. Bu bütün mantık kitaplarında İbn-i Sina'nın kitapları olsun, Razi'nin bütün kelamcının kitaplarında bir nazar ortaya koymak için nazarın şartları var. Bilgi epistemoloji bahislerinde özellikle bundan bahsedilir. Kişi doğru netice alabilmesi için burada İbn-i Tilimsan zikrettiği bir takım durumları dikkate alarak hareket etmesi gerekiyor. Peki sen dedin ki az önce ey Sümeniye, bazen işte inanıyorsunuz, bazen bırakıyorsunuz. Böyle şey mi olur? Ona da cevap veriyorsun. Diyor ki ve emma rucu ba'din nuzari an. Diyor ki bir takım nazar ehlinin nazarından vazgeçmesi, nazar yaptı sonra da o nazarından vazgeçmesini sormuştun sen. Bunu itiraz olarak bize getirmiştir. Bu ne içindir? Fel-ihlalihi bi şartin min şeraitin nazari tenebbehe lehu ba'de zalike. Nazar şartlarından herhangi bir şartını ihlal ettiğini kişi anlayınca o zaman bırakır diyor. Şimdi yapmış bir nazar, bir bakıyor. Orta terim iki öncülde de tekrar etmemiş. Orta terim iki öncülde de tekrar etmeyince otomatikman diyor ki ha ben burada nazarı yanlış yapmışım. Hemen vazgeçeyim diyor. Onun diyor vazgeçme sebebi nazar şartlarının herhangi bir şartını ihlal ettiğinden dolayıdır. Yoksa başka bir işte senin zannettiğin gibi yok işte nazarı yapıyorlar sonra bundan vazgeçiyorlar. İşte bu nazarın da başı sonu belli değil bir sabitesi yok diye Sümeniye'ye cevap vermiş oldu. Sümeniye'nin mevzusu ve davası budur. Burayı geçiyorum. Yine soracak bir şey olursa müdahale edebilirsiniz. Şimdi bunun detayı da muhassalda zikrediliyor. Şimdi oraya da girersen biz bu kitabı götüremeyeceğiz diye çok girmedim. Muhassaldan Sümeniye'nin bu görüşlerinin tevcihatı, detayı var. İlgili arkadaşlar oraya müracaat edebilir. Yani Sümeniye ile alakalı da gerçekten ciddi anlamda bir çalışma da yapıldı mı? Açıkçası çok bilmiyorum. Yani çok da görmedim yani böyle bununla alakalı bir çalışma. Çalışılabilir aslında. Mesela Sümeniye'ye yapılan reddiyelerin bir araya getirilmesiyle alakalı bir çalışma yapıldığını görmedim. Varsa da bir bakın. Böyle bir çalışma yapılabilir 180 seviyesinde. Şimdi ikinci fırkaya geldi. El fırkatü saniye. İkinci fırka. El zahiriyetu minel hanabileti vel muhaddisin. Şimdi hanbelilerden ve muhaddislerden zahirilerden bir grupta diyor. Bizim görüşümüze katılmıyor. Nazarın bir bilgi ifade etmeyeceğini söylüyor. Şimdi bunlara da diyor cevapları getireceğim. Kalu dediler ki nüsellimu iftaen nazarı ilel ilim. Yani tamam. Şöyle dediler. Biz kabul ediyoruz kardeşim. Nazar ilmi ulaştırır. Lakinnen nazara fi hazel ilmi haramun. Ama diyor tevhid hakkında Allah'ın bilgisine ulaşmak, Allah'ın marifetine ulaşmak, marifetullah'la alakalı durumlar diyor. Onlar hakkında nazar etmek haramdır. Haram. Gerekçen ne be kardeşim? Li enne sahabete çünkü sahabe lem tetekellem fihi bu hususta konuşmadılar. Bir tekellümde bulunmadılar. Feyekunu bid'aten dolayısıyla bu bid'at bid'attir. Feyecibu içtinabuhu bundan kaçınmak gerekir. Bu bid'attır bunu terk edelim diye bir gerekçe getiriyorlar. Şimdi onlara da tabii ki cevabı getirecek. Ve ruddu aleyhim bi enne men za'me enne ekabire sahabeti. Şimdi bu ibarede biraz farklı. Önce şurayı tahlil edelim. Sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali'nin görüşüne geçelim. Şimdi özellikle şurasında tam olarak çizme neredeydi? Şimdi burada diyor ki şöyle bir delille cevap vereceğiz onlara. Bi enne men za'me enne ekabire sahabeti. Diyor ki sahabenin büyüklerini zanneden kimse. Ne zanneden? Bakın burada şurayı aldık zanneden. Ebu Bekir, Hazreti Ali ve bunun dışında kalan bakın burada bunun dışında bu ikisi dışında kalanlar la ya'rifullaha teala Allah'ı bilmiyorlar. Yani şöyle demeye getiriyor. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali ve bunun dışındaki sahabenin Allah'ını
Allah'ı bilmediğini iddia eden kimse, menzame, buraya dönüyoruz o zaman. İddia eden kimse fakat e'zamel firyete, en büyük diyor iftirayı atmıştır. Şimdi Hazreti Ebubekir'in nazar yaptığına dair delillendirmesine geçiyoruz. Ke Ebi Bekir'in lezî kâle fî hakkihi innemâ sebegakum bi şeyin vekara fî sadrihi. Hazreti Ebubekir ile ilgili denilmiş ki hakkında sizin göğsünüzdeki yani sizi göğsündeki kesin bilgiden başka bir şeyle geçmedi. Yani Hazreti Ebubekir'in sizi geçme sebebi onun imanı bir kefeye, bütün inananların imanı bir kefeye gibi övgü dolu sözlerin sebebi onun göğsünde olan, sadrında olan imanıdır. Yani yakinidir, yani nazarla elde ettiği sonuçlarıdır demeye getiriyor. Bunu kastediyor. Yani kesin bilgiden başka bir şey geçmedi. Onun göğsünde olan kesin bilgiydi. Size onun sayesinde galip geldi ve en üstün oldu. Ve Ali'yin kerramallahu veçhe el-Gail Hazreti Ali'nin de şu sözünü almış. Lev kuşifel gıda'u mezdedettu yakinen. Perde açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek. Yani gayb perdesi açılsa benim yakinim ziyadeleşmeyecek. Artık daha anlayacağım, tanıyacağım bir şey yok. O derece dünyada ben düşüne düşüne tefekkür ederek artık nazarla bu bilgilere ulaştım. O kadar yakinim ziyadeleşti. Bu da sahabeden delil diyor. Ama özellikle bakın şurası, yani onların Allah'ı bilmediğini iddia etmek diyor, büyük bir iftiradır diye çok ağır bir eleştiri yapıyor onlarla ilgili. Fe inne ma'rifetallahi teala, şüphesiz ki Allah'ın marifetullahı, Allah'ın bilgisi, ize lem tekün daruriyeten, zaruri, mesela Allah'ı bilmek zaruri olmasa veya yani zaruri olarak gerçekleşmiyor. Şimdi Allah'ı bilmek savunduğu düşüncene tekrar oraya dönelim. Nazari olduğu düşüncesini savunuyor. Yani Allah'ı bilmek nazarla gerçekleşir. Mükellefi ilk vacip de nazara yönelmektir. Görüşünü hala dönüyoruz. Geçen hafta okuduğumuz görüşün açımlamasını yapıyor. Diyor ki Allah'ın bilgisi marifetullah. İzâ lem tekün daruriyeten ve lâ mahsuseten. Zaruri bir şey değil, hissi bir şey değildir. Yani ne zaruri ne de hissi bir yolla gerçekleşemediğinden dolayı fela yu'rafu illa bin nazar. Ancak nazarla gerçekleşir. Bundan dolayı böyle bir delil getirdi. Galu sonra diyor dediler ki bunlar işte zahiriler dediği Hanbeliler ve muhaddisleri kastettiğini söylediği burada. El kitabu ve sünnetu vel icma'ul ümmeti kafiyetun fi zalik. Bu hususta kitap, sünnet, icma ümmet yeter. Nazara mazara gerek yok kardeşim. Ne gerek var nazara mazara? Karıştırma. Zaten haram, bidat. Kulna deriz ki marifetul kitabı ve sünneti. Bu delillenmesi de çok güzel. Diyor ki ve icma'ul ümmeti. Yani kitabı, sünneti, icmayı bilmek hüccetün delildir. Bu delil de tetevakkafu ala marifete sıdkı rasulil mübellik tebliğ eden elçinin doğruluğunu bilmeye bağlıdır. Ve sıdkı rusuli peygamberin doğruluğu yetevakkafu ala marifetil mucizeti mucizetin bilinmesine bağlıdır. Ve marifetil mucizeti mütevakkifetun alel ilmi bil mursili göndereni bilmeye bağlıdır mucizeyi bilmekte. Ve ennehu vacibül vücut. Bu gönderen kimdir peki? Peygamberi, elçiyi gönderen. Vacibül vücuttur. Varlığı zorunlu olan varlıktır. O da hayyun, Kadirun, Müridun, Alimun. Bu sıfatları haiz bir zat Zülcelal'dir. Ve enne hâzihil mu'cizete bu mucizeler fi'luhu. Allah'ın fiilidir. Felev esbetnâ cemî'e zâlike bi kavlir rasûli ve kavlir rusûli la yesbutu illa bi zâlike ledâre. Eğer bunların tamamını biz peygamber sözüyle ispat edersek ki diyor ve kavlu rusuli bu elçinin bu peygamberin sözü de ancak bunlarla ispatlanır. Yani kitap, sünnet, icma neyle ispatlanacak? Peygamber sözüyle ispatlanacak. O zaman diyor devrolur. Bir şey kendi kendinin delili olmaz. Onun için şunu demeye getiriyor aslında müellif. Kitabın kitap olduğunun bilgisi,
sünnet olduğunun bilgisi bir peygamber vasıtasıyla bilinir. Bir peygamber vasıtasıyla yine nereye bileceksin? Kitaba gideceksin. Böyle kendi arasında birbirine, yani kendi kendini ispat eden bir duruma düşmüş olur. Çünkü biz diyor peygamberin Allah tarafından gönderilen bir elçi olduğunu ancak dışarıdan olan bir delille desteklersek olur. Bir şey kendi kendinin delili olmaz kaidesini burada işletmeye çalışıyor. Kur'an-ı Kerim mucize olduğunu, adam diyor ki işte Kur'an-ı Kerim mucizedir. Tamam, delil ne? Kur'an'da diyor ki Cenab-ı Hak biz onu kıyamete kadar koruyacağız. Bu delillendirme kelamcıya göre doğru bir delillendirme değildir. Çünkü burada yine kendi kendisini onaylayan bir şey olmuş oluyor. Onun için nazara ihtiyacımız var diyor. Kelamların tamamen yöntem arayışı da bununla bağlantılıdır. Sümme yekfi fi ifhamihim mutalebetuhum bi isbati sıhhati hâzihil medâriki ve hasriha. Bilgiye ulaştıran diyor yolların geçerliliğiyle ve sınırlandırmasıyla onları sorumlu tutmak görüşlerinin çürütülmesine yeterlidir. Yani bir şey kendini delil olmamasını söylemek zaten onları yeter. Bilgiye ulaştıran yolların geçerliliği ve sınırlandırılması, onların bu şekilde sorumlu tutulması görüşlerinin çürütülmesinde yeterli bir genel geçer sebeptir. Çünkü bir şey kendine delil olamaz. Onlar burada yanlış yapmıştır. Bu şekilde onları böyle delillerin çürük olduğunu ispatlarız. Bu birinci itirazı. Şimdi diğer mevzuyu getiriyor. Kalu dediler ki harace Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çıktı. Fesemi'a ba'de sahabeti. Bazı sahabeyi işitti. Ve hum yetekellemune fil kader. Kader hakkında konuşuyorlar. Fekale dedik azemtu aleyküm. Ella tekudu fi zalike. Bu hususta ya kaderle alakalı bu konuya dalmamayı söylemeyi azmettim aslında. Size bunu söyleyemedim tam olarak ama buna tam azmetmiştim. Siz orada konuşuyordunuz diye bir rivayet var. Diğer bir rivayette de ve ruviye anhu sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal aleykum bi dinil acayiz. Koca karıların dinine sarılın. Bunlar ne olacak? Bak burada da konuşmaktan Efendimiz yasakladı gibi şeyler söyleyince onlara da deriz ki kulna. Onlara da şöyle bir itiraz getiririz. Emma inkaruhu bu kaderin Efendimizin el kelame fi kaderi kader hususunda konuşmaktan onları men etmesine gelince fehuve inkarun fi meseletin hasedin. Bu kader meselesine özgü bir Efendimizin onları sakındırmasıdır. Fenahnu nekulu bihi. Biz bunu zaten söylüyoruz yani biz de diyoruz kader hakkında konuşulmaz. Hatta şöyle söylüyor. Diğer başka kitaplarında gördüm ben. Kendisi de böyle söylüyor. Başka eşariler de çoğu zaman böyle konuşur. Fe inneha min mevâkıfil ukul. Bu aklın durduğu yerlerden birisidir. Kader meselesi. Bu emmel hadithu. Hadise gelince hadisi nasıl açıklayacağım? Fela nüsellimu sıhhatehu. Onun sıhhatini diyor kabul etmiyoruz. Yani sahih bir hadis değil. Ve dinil acaize geldi. Velev sullime. Şimdi birinci hadisi değerlendirirken dedi ki bu diyor kadere has bir şeydir. Bu konuşma tamam. Bu hadisi kabul ediyor o zaman. İkinci hadiste diyor ki bu hadis de diyor sahih olmayan bir hadistir. Velev tüllime eğer bunu sahih olarak kabul etsek desek ki tamam bunun belki bu rivayetle gelmedi ama manası güzeldir. Doğru bir manadır diye düşünürsek fel muradu bihi buradan da anlaşılan murat kastedilen el emru bi devami ihbati ve teslimi. Boyun eğmeye lillahi teala Allah için boyun eğmeye ve teslim olmaya devam etmeyi anlatıyor burada. Bundan anlaşılması gereken budur demeye getiriyor. Buradan da bunu anlamış oluyoruz. Peki bu dedi bu şekilde. Hadisin kurtarma şeklinde böyle yapabiliriz dedi. Şimdi üçüncü fırkaya geçti. El fırkatul talisetü. Üçüncü fırka yine bunlar nazarı kabul etmeyen. Tuğrafu bit talimiye ve humil imamiye. Talimiye diye tanımlanıyor. İmamiye olarak bildiğimiz diyor fırka. Kal dediler ki la yumkinu ma'rifetullahi teala illa bi vasıtati tarifil imamil ma'sumi lil emni minel hatay. Bu da diyor şöyle bir gruptur. Bunlar demişler ki Allah'ın bilgisine ancak biz masum, hatadan korunmuş, emniyetli, masum bir imamı bize tanıtırsa ancak onun vasıtasıyla bilebiliriz. Başka türlü anlayamayız.
Bunlar da nazarı böyle inkar ediyor. Vehum onlar münazaun fi isbati'l ismeti li gayril enbiya'i ev cemii'l ümmeti. Bunlar diyor vehum onlar münazaun'a kendileriyle tartışılır fi isbati'l ismeti. Yani bu masum olmanın ispatı hususunda li gayril enbiya'i ev cemii'l ümmeti. Yani diğer işte peygamber dışında olan insanlar ve ümmetin tamamı işte masumdur. İmamlar masumsa ne demek bu? Peygamber dışında insanların masumiyeti söz konusu olmuş olur. Biz diyor o zaman bu konuda bunlarla tartışırız. Peygamber dışında hiç kimse masum değildir. Onlara öyle cevap veririz demeye getirecek. Sümme lev sillime marifetu aynihi eğer atladım herhalde. Evet buradayız. Bunlarla tartışacak. Bakalım nasıl tartışıyor. Sümme sonra lev sillime lehum vücudu imamil masumin diyor ki sonra eğer o masum imamın varlığı kabul edilse fe innema yufidu lev urifet aynuhu imamın zatını bilirsek ancak bu anlaşılabilir. İmamın zatını bilirsek onun masum olduğunu biliriz. Sonra sümme lev sillime marifetu aynihi onun diyor bizatihi doğru olduğunu anlarsak fela yumkini tevkiful imani ona teslim olmaktan geri durmak mümkün olmaz. Aleyhi ma'as sa'atil hiddati yani sa'atil hidde bir deyim de olabilir de yani tam olarak şu bu kadar geniş bir durum olmasına rağmen bir geniş planlama plan genişliği olmasına rağmen diyor ona iman etmekten geri durmamak gerekir. Böyle bir şey mümkün olmaz. Yani iman etmek gerekir. Teslim olmak. O imam ne diyorsa onu kabul etmek. Ona teslim olmak gerekir. İlla bi vasıtet duatihi. Peki bunu bir imamın masum olduğunu nasıl biliriz diyor. Ancak diyor o dâiler, davet eden, çağıranlar vasıtasıyla bilebiliriz. Ve bunlar da la yeşteritûne fî duatihi el ismete. E peki bunlar ne yapıyor onlar? La yeşteritûne fî duatihi el ismete. Bunlar davetçilerde doğruluk şartını koşmuyorlar. Şimdi imamlar masum diyorlar. Günahtan korunmuş diyorlar şimdi imam. Ama bunlara nasıl ulaşacağız? Davetçiler bize diyecek ki bu imam kardeşim bunun peşinden gidin. E davetçilere masumiyet şartı yok. Masumiyet şartı olmayan bir şeyin arkasından imamın masum olduğunu nasıl ispatlayacağız? Sen bir kere davetçi peki yalan söyleyip bizi dese ki davetçi şu imam var bu imam masumdur buna tabi olun. E sen davetçi de doğruluk şartı koşmadın. Ya bu davetçi yanlış söylüyor, bizi yanlış yönlendiriyorsa demeye getiriyor. Sümme lev sülleme imkanül vusul ileyhi eğer diyor ona ulaşmak imkan olduğu varsayılsa, böyle düşünsek, öyle takdir etsek bu da diyor zaten bir şey ifade etmez. Yani ona ulaşmanın imkanını kabul etsek bile diyor ona ulaşma imkanını kabul etsek biz işte dâiler, çağrıcılar, davetçiler ona çağırsa buna ulaşma imkanı olsa bile diyor bu bir şey ifade etmez. Ve min mezhebihim onların görüşlerindendir. Enne lehu en yendika bil küfri vel kezibe vel bid'ati takiyyeten. Bak onların zaten görüşlerinde şöyle bir şey var. Küfür, yalancılık, bid'at, takiye olarak bunu konuşabilirler. Takiye yapıp bunları iddia edebilirler. Adam mesela takiye yapar. O zaman diyor sen bunu nasıl anlayacaksın? Doğru söyleyip söylemediğini. E şimdi davetçi de takiye yapıp bunu sana yanlış yönlendirme yapabilir. Fema yu'minuna bize ne güven verir? Ennema yezkuruhu takiyeten. Takiye söyleyen, konuşan, böyle dilinden devamlı takiye çıkan bir insan bize nasıl güven verecek diye onlara da bu şekilde bir reddiye yapmış olduğu. Devam ediyorum. Biraz daha gidelim. Az kaldı. Şimdi bu bizim evvel emirde ilk başta işlediğimiz konuların bir hülasasını yapmış oldu. Nazarın karşısında olanların reddiyelerine kendi çapında cevaplar verdi. Bu cevapların dediğim gibi daha detayları Razi'nin muhasalında mealinde falan bulabilirsiniz. Şimdi bir şeye daha giriyoruz. Bunu daha önce tanımlamıştık. Femimme atlaquhu el alem. Alemi şimdi şöyle tanımlamıştı. Ve huve kullu mevcudin sivallahi teala. Yani alem nedir? Allah'ın dışında var olan her şey alemdir. Yani Allah'ın dışındaki kalan her şeyin tamamı alem olarak isimlendirilir. Böyle verilir buna mana.
Burada hal meselesine biraz gireceğim. Bu hal meselesi önemli. Çok da mesele anlaşılmıyor. İnşallah anlatmaya çalışayım kendi çapımızda, dilimizin döndüğünce. Şimdi diyor ki İbn-i Tilimsane burayı izah ederken, bu yaptığımız küllü mevcudin sivallah gibi tanımlandırmaya esas aldığın zaman diyor, bu tanımlama bir kısım haller dediğimiz kategoriyi dışarıda bırakmış oluyor. Şimdi şunu iyi bilmemiz lazım. Kelamcısı, mantıkçısı, felsefecisi. Herkes tanım yaparken bu tanımın daha cami olmasını sağlama adına o tanımın altında her şeyi yer alması, her şeyi sokmak için o tanımı daha genel yapmaya çalışırlar. Ve tanım yapılırken de cinsler ve fasıllar esas alınır mantıktaki. İnşallah mantığa da böyle ara ara giriyoruz ama bunu da böyle bir baştan sona bir tahsil yapmak lazım mantık bunları. Bu cinsler ve fasıllardan elde edilen tanım neticesinde bazı kelamcılar, mantıkçılar tanım yapıyor. Bu sefer bu tanım yapılınca diğer onu düşünen, şerh eden kelamcı da işte İbn-i Tilimsane ya diyor bu tanım yaptı ama diyor. Bu tanım yaptığın zaman bazı bizim haller dediğimiz bir kategori var kardeşim. Bu diyor mevcudun içinde de değil. Bunu dışarıda bırakmış olur diyor. Olmaz. Şimdi onu anlatacağım. Ve alem enne hâzet tefsire. Yani bu şekilde alemin mevcut olan her şey, Allah'ın dışındaki mevcut olan her şey diye tefsir edilmesi innema yekfi ala mezhebi men yenfil hal. Hali nefyedenler için doğrudur. Yani hali kabul etmeyen alemi küllü mevcudin sivallah diye tanımlayabilir ama hal diye bir kategori kabul eden bir takım bir zümre var. Cüveyni'nin son dönemi vazgeçtiği, işte Bakıllâne'nin de kabul ettiği gibi böyle birkaç söylem var. Bunları esas alırsan hali nefyedenlere göre tanım doğru ama hali nefyetmeyenlere göre olmaz diyor. Ve yekulu innel me'kulâti tenkasimu ila mevcudin ve ma'dumin le'gayr. Me'kulât dediğimiz, me'kulâtı burada malumat, yani ben burada şunu düşündüm de biraz ona inşallah biraz daha detaylı bakacağım. Güzel de bir konu bu. Şimdi normalde Razi'nin kitaplarında malum der mesela. Malum ya mevcuttur ya madumdur. Malumat der. Ama burada İbn-i Tilimsani makulat demiş. Ya makulat için de şöyle diyebiliriz. Yani makulatı kategoriler diye çeviren de var ama buradaki kastettiği o da olabilir. Genel bir çatı için koymuştur onu. Ya da malumatın aynı anlamında bir şeyini ifade eder de diyebiliriz. Çünkü burada makulat dediği şeyle aşağıya topladığı mümkün varlıkların en genel nihai sınıflarını gösterecek bir takım kelimelerle bunu ifade ediyorlar. Bunlardan ifade ettiklerinden birisi de makulat. Yani tepeye bir makulat koyduğun zaman altına alemde olan bütün her şeyi içine alacak bir sınıflandırma yapman gerekiyor. Bunu ifade ediyor. Bu sınıflandırmayı nasıl yapıyorsun? Hadisleri birbirine benzettiği için değişken mesela hadis diyorsun, kadim diyorsun. Hadis ve kadim diye işte iki tane taksim çıkıyor. Mesela taksimler böyle oluşuyor. Ne kadar tanımı istediğim formatta ayarlayıp bütün hepsini bir araya getirebilirsen, evet külliler de diyebiliriz hocam. Külli de olabilir. Ama burada özellikle makulat niye demiş? Yani bunun açıkçası biraz düşünüp size bakacağım, bunu söyleyeceğim inşallah. Bence özel bir şey bu. Yani makulat demesi çok garip. Mesela Şerh-i Meâlim Usulü'd-Din'de böyle demiyor Hazret. Yani burada niye makulat demiş? Demek ki genel çatıda küllileri de içine aldı. Ama burada da Lüma gibi bir akaid metnine şerh yazarken makulat demiş. Yani bence biraz düşünmek lazım. Tabii müellifin zihnini bilmiyoruz ama işte zihnini çözmeye çalışacağım biraz. Onu belki metnin ilerlerinde anlayacağız daha. Çünkü zihninde ne var bilmiyoruz. Peki şimdi dedik ki hali kabul edenler, şey hali kabul etmeyenlere göre bu tanım tamam. Dedik ki küllü mevcudun sivallah. Bu tanım doğrudur. Ama ve emmâ men esbete vasıtete beynel mevcudi vel madum. Madum ve mevcut arasında vasıtayı ispat edenler, yani bir hal kategorisi koyanlara göre
ve kassemel ma'kule ila felaset. O zaman makul, külliler, tümeller veya malum bilinenler, alemde olan işte bilinen her şey o zaman ila sabitin ve mevcudin ve ma'dumdur diye üçe ayrılır diyor, ama aslında üçe ayrılmıyor. Onu da şöyle ifade edelim. Bakın. Şimdi ne diyoruz? Makul diyelim. Makul. Şimdi makulat dedik. Şimdi bunu ikiye ayıracağız. Bunu ikiye ayırırken şöyle yapacağız. Şöyle ikiye ayıracağız. Ve diyeceğiz ki burası bizim şöyle daha basit ayıralım. Mevcut madum ya. Aslında bu hali kabul edenler buna sabit diyor. Şöyle yapalım. Sabit menfi. Şimdi sabitin altında da bir kategori açıyorlar. Sabitin altına hal ve mevcut diyorlar. Şimdi bunu izah edecek zaten. Şimdi sabit ve menfi. Menfinin altına madum girdi zaten. Onu madum diyebiliriz. Sabit de iki şeyden oluşuyor. Birincisi sabitin mevcut. Tek başına var olabilen halde başkasıyla var olabilen. Bu da ikiye ayrılmış oldu, tamam mı? Bunu söyleyeceğim şimdi. Hal. O zaman bak küllü mevcudun dediği zaman ne oldu? Bak hali dışarıda kaldı. Demek ki hali kabul edenlere göre bu tanım kasır, eksik bir tanım oldu. Noksan. Bu emmen men esbetel vasıta dedik. Tamam, bunu üç ayırdı. Sabit, mevcut ve madum. Ve kale küllü mevcudin sabitun. Bak, her mevcut olan sabittir. Bakın her mevcut nedir? Sabittir. Evet doğru, sabittir. Ve leyse küllü sabitin mevcuden. Her sabit de mevcut değildir. Sabit olan şeyler bazen de hal olabilir. Tamam. Burası önemli. Bakın bura anlaşılmayan bir şey varsa soralım burayı. Yani bu burayı anlamak için bayağı bir uğraşmak gerekiyor. Tekrar diyorum bakın bütün ya mevcut olan her şey sabittir. Evet sabitin zaten altında. Ama her sabit de mevcut değildir. Çünkü sabit olan halde olabilir. Bunu söylemek istiyorum. Zihni varlık mütekaddim dönem için söyleyemeyiz ya. Zihni varlık müteahhir dönemde geçerli. Zihni varlık mütekaddim dönemde yok. Bazıları zihni varlık diye yorumluyor ama bunları. Mütekaddim dönemde zihni varlık diye bir katı şey yok yani. Bir tanımlama yok. Müfredatlarında, ıstılahlarında böyle bir kullanım yok. Müteahhir dönem için söyleyebiliriz ancak onu. Bunun için söyleyemeyiz. Tamam mı? Buradaki buna hal deriz ancak. Zihni varlık değil de hal deriz. Bu da kimmiş? Bunlar. Bunlar da bizim hali kabul edenlerin yaptığı tanım. Peki fetayunu aleyhi. Bunun üzerine ortaya şu çıktı. En yakul fi tefsir el alem. Alemin tefsirini hali kabul edenler şöyle yapacak. Diyecekler ki küllü sabitin sivallahü teala. Bakın alem Allah dışındaki sabit olan her şeydir. Mevcut ve halde içine girer. Ve illa eğer sen bunu küllü sabitin demezsen, yine küllü mevcudin dersen yukarıdaki gibi harace minhu oradan çıkar. Ba'dul alem. Alemin bir kısmı yani alemin içerisinde bulunan haller çıkmış olur. Bunu ifade etmiş oluyor. Burada alemden özellikle mevcut dediğimiz zaman hal niye çıkıyor? Mesela bazı mütekaddim dönemi alimleri diyor ki hale. İnsanın mesela işte yürümesi nefsi sıfatıdır ve bir halidir diyor mesela. Şimdi sen mevcut dediği zaman hali içerisine katmamış olursun. Ama şunu da söyleyeyim. Mevcut ve madum diye ikiye ayıranları bazıları hali kabul etmedi diye itham etmiş olsa da mevcudu da farklı tefsir ederek hali de içine sokmaya çalışanlar, o kategoride değerlendirmeye çalışanlar da var. Bunu da söylemiş olalım. Mevzu bundan ibaret. Bu biraz ağırdı. Yine anlaşılmayan bir şey varsa tahlil etmeye çalışalım bildiğimiz kadarıyla. Burada kalıyoruz. Şükür hocam.